İyi akşamlar değerli takipçilerimiz. Bir canlı yayında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün uzaklarda biraz ama gönlümüzde çok yakınlarda olan bir değerli konuğumuz var. Sayın Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki Bey ile gündeme dair turizmde önemli konuları konuşacağız. Soruların cevabını almaya çalışacağız. İyi akşamlar başkanım. Denizli'ye selamlar. Efendim ben de sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizler vasıtasıyla şu anda sosyal medyaları başında bizleri takip eden değerli Post gazetesi takipçilerine de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye'den. Çok teşekkür ederim başkanım. Başkanım yayınımıza hızlı bir şekilde devam etmeden önce izleyicilerimizden bir yarım dakika, bir dakika müsaade isteyeceğiz. Linki hemen ben bir sosyal medya hesaplarımızdan paylaşayım. Daha sonra ara vermeden hızlı bir şekilde yayınımızı devam edeceğiz inşallah. Şöyle yayın hemen linkini paylaşalım. Evet başkanım, sosyal medyadaki paylaşım işini tamamladık. Şimdi yeniden yayınımıza devam edelim. Nasıl Denizli'de havalar nasıl memleketinde? Evet Denizli son 60-70 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşıyor şu anda. Öyle bir rekorları yaşıyoruz. Bir taraftan tabii Ramazan ayının coşkusunu yaşıyoruz. Öte yandan koronavirüs nedeniyle bir hüzün içimizi kaplamış durumda. Ama Denizli'ye şöyle bir baktığımda hakikaten doğasıyla, havasıyla, iklimiyle çok güzel bir mevsimi, günleri bize yaşatıyor. Bunu ifade edebilirim rahatlıkla. İsviçre'de bilmiyorum. Sizin oralarda her zaman ılıman bir iklim söz konusu. Evet, bu hafta serin bir hava vardı. 10-12-15 ortalama o derecelerde sıcaklık. Sizdeki kadar bir sıcak hava yoktu. Burada da hayat kısmen biraz normale dönmeye başladı. İsviçre'de birinci aşama, ikinci aşama derken şimdi üçüncü aşamayı bekliyoruz. Ondan sonra biraz daha artık rahat hayatı yaşamaya başlayacağız diye ümit ediyoruz. İnşallah. Tabii çok önemli bu süreçte. Bütün dünyanın el birliğiyle bu virüs denilen belayla savaşması lazım. Bu mücadelenin küresel çapta yapılması lazım ki bir yer tertemiz, steril hale gelmiş, öteki yer ise çok fazla bununla mücadele etmiyorsa bu virüs durmadan devam edecek demektir. Onun için sizlere de başarılar diliyoruz yaşadığınız kentlerde. Teşekkür ederiz başkanım. Tam virüs demişken o zaman virüsten devam edelim. Başkanım, virüsün Pamukkale'ye yansımaları nasıl olacak bu sezon? İsterseniz direkt bu soruyla başlayalım yayınımıza. Hatta Türkiye turizmine nasıl yansımaları olacak? Buyurun söz sizde. Her şeyden önemlisi sağlık. Önce bunu bir söylemek lazım. Fakat şu an itibariyle maalesef Pamukkale'miz geçtiğimiz yıl 2,5 milyon turisti ağırlayan Pamukkale'miz şu anda oteller kapatılmış durumda. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama şu anki bu dönemimizi de biz önümüzde açacak olduğumuz yeni sezonun hazırlanması şeklinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani işletmelerimiz, daha öncesinde faaliyet gösteren işletmelerimiz kendilerini bu dönemde yenilemeye başladılar. Tadilatları varsa bu tadilatlarına daha fazla özen gösteriyorlar, daha fazla zaman ayırıyorlar, daha fazla bütçe ayırıyorlar. Bu dünyanın sonu değil, zaman zaman böyle olaylarla karşılaşılabiliyor. Gerçi ilk kez biz böyle bir durumla karşı karşıyayız ama en nihayetinde
insanoğlu muhakkak gerekli tedbirleri almak zorunda. Şu anda sezonun açılmasıyla birlikte 1 Haziran gibi sezonun açılmasını biz bekliyoruz ülkemizde. Tabii uçuşlar konusunda genelgeler yayınlanacak. Ülkemizin en yetkili kurumları, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulu önce toplantılarını gerçekleştirecek. O toplantıda da yurt dışı seyahatle ilgili olarak kararlarını açıklayacaklar. Biz 1 Haziran itibariyle sezonumuzu açmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Bunun için de öncelikle hijyen bizim için çok önemliydi. Ve hijyen konusunda personelimizin eğitimini gerçekleştirdik. Bütün otellerimiz şu anda kendi personellerini, evet daha öncesinde de hijyene çok önem veriliyordu ama koronavirüs gibi bu baş belası virüslerle mücadele konusunda ayrıca bir eğitim söz konusu oldu. O yüzden gelecek olan misafirlerimize biz kendimizi personel olarak yetiştirmiş bir şekilde hazır bekliyor olacağız. Bunun yanında tabii ki seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yürütülmesi bizim açımızdan da çok önemli. Buralarda yaşayan ve 2,5 milyondan fazla turisti ağırlayan bir il ve ilçe olarak bizim için de çok önemli. O yüzden çeşitli farklı tedbirler de alıyoruz. Misafirlerimizin kabulünden tutun, efendim genel kullanım alanlarının ne şekilde kullanılacağı, personelin ne şekilde yetiştirileceği, genel temizlik ve bakımda hangi farklılıkların hayatımızda uygulanması gerektiği hususunda gerekli kuralları belirledik. Örnek veriyorum, temizlik her yerde temizlik. Fakat her yüzeyin kendine göre bir niteliği, bir özelliği söz konusu. O kadar hassas ve ince düşünüyoruz ki yüzeylerdeki farklılıklara göre farklı dezenfeksiyon malzemeleri ayarlıyoruz. Ve bu farklı dezenfeksiyon malzemelerinin etki alanları da farklı olabileceği için, farklı etki süreleri de farklı olabileceği için farklı sürelerde dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bol bol sıvı sabun ve efendim diğer katı sabunlarımızı koyacağız. Bizim için Denizli Pamukkale'nin tarih boyunca özelliği şudur: sağlık dağıtır. Denizli'nin Pamukkale'si, Denizli'nin kara hayıtı dünyaya sağlık dağıtır. Binlerce yıldır bu böyledir. Bugün değildir sadece. Dünyanın farklı farklı ülkelerinde yaşayan, bundan binlerce yıl önceki medeniyetlerin mensubu olan insanlar Denizli Pamukkale'ye şifa bulmaya gelirlermiş. Biz de bu özelliğimizin üzerine çok daha fazlasını koyarak devam etmek istiyoruz. Zaten ülkemizin koronavirüsle mücadele kapsamındaki başarısı bize göre tescillendi. Dünyada evet Türkiye steril bir ülke olarak kalmayı başarabilen nadir ülkelerden bir tanesi oldu. Şimdiden dünyanın farklı yerlerinden sezon henüz daha açılmadan ne zaman açılacaksınız biz size gelelim diye teklifler gelmeye başladı. Ülkemizin üretmiş olduğu gıda ürünlerine farklı farklı ülkelerden talepler gelmeye başladı. Bunlar bizi mutlu ediyor. Özellikle Pamukkale ve Karahit. Karahit dediğimizde bizim kırmızı sularıyla meşhur olan bir yerimiz. O bölgelerimizin hamam, sauna, çamur banyosu, spa, masaj, efendim çeşitli cilt rahatsızlıkları, kemik rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları gibi konulara dair de fizik tedavi üniteleri birebir temasın yoğun olduğu bu hizmet biçiminde, hizmet sektöründe ön plana çıktığımız için biz biraz daha fazla dikkat ediyoruz. Gelecek olan misafirlerimizi de daha da sıhhat bulmuş ve şifa bulmuş bir şekilde ülkelerine geri göndermeyi planlıyoruz. Ama sorunuzun başında ifade ettiğiniz biz nasıl etkilendik? Evet, biz şu ana kadar kötü etkilendik, olumsuz etkilendik. Tabii ki belediye olarak, yerel yönetim olarak şunu da söyledik. Bu yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek için bu süreçte çeşitli vergileri onlardan almayacağımızı, eğer müracaat etmeleri halinde iş yerleri kapatılmış ise onların bize müracaat etmeleri halinde onlara bu manada mali bir destek, bir kaynak oluşturacağımızı ifade ettik.
Başkanım, bu otellerin şu anda kapalı olduğunu belirttiniz az önce. Oteller için de bu yardımlardan bir kolaylık var mı? Kesinlikle genelgelerle kapatılmadı aslına bakarsanız otellerimiz. Ancak müşteri sayısındaki azalma nedeniyle mecburen kapatmak zorunda kalan işletmelerimiz oldu. İşte o işletmelerimize biz sesleniyoruz. Onlar gelebilirler, belediyemize müracaat edebilirler. Vergiler konusunda biz o işletmecilerimizden yardımcı olacağız, vergi almayacağız. Çok teşekkürler. Evet, başkanım, bir başka noktaya, virüsten sonrasını geçelim. Hayat tekrar normale döndüğü zaman biz daha öncesinden de genel olarak Pamukkale'ye direkt uçuşların olmamasından dolayı potansiyel turist sayısı etkileniyor olumsuz olarak. Antalya'ya gidiyorlar veya bölgede Dalaman var yakınlarda. Direkt uçuşların olmasını arzu ediyor musunuz ve bu yönde ne kadar etkileniyor Pamukkale? Kesinlikle bizim sürekli peşinde koştuğumuz meselelerden bir tanesi de budur. Çünkü bir turist olarak bir yere gideceğimizde ne yapıyoruz? Öncelikle ulaşım imkanlarına bakıyoruz. Gitmek istediğimiz yere en yakın lokasyondaki havalimanını kontrol ediyoruz. Ne kadar süre yolculuk yapacağız? Buna bakıyoruz. Tabii ki Denizli Pamukkale dünyadan nam yapmış olan bir yer olduğu için çok ciddi sayıda turisti kendisine çekiyor. Bir cazibe merkezi. Bundan ötürü evet sorun yaşıyor mudur turistlerimiz? Pek zannetmiyorum. Çünkü sadece Pamukkale'ye gelmiyorlar Türkiye'ye gelen misafirlerimiz. Örneğin Antalya'ya geliyor. Antalya'da efendim çeşitli faaliyetler, çeşitli efendim programlara katılıyor. Antalya ile Denizli arası karayoluyla 2,5-3 saat civarında sürer. 2,5-3 saatlik o mesafede Türkiye'nin farklı güzelliklerini de görüyor. Ya da İzmir'e inebilir. İzmir'e indikten sonra da İzmir'le Denizli arası yine 2-2,5 saat arasında bir karayoluyla seyahat etmeyi gerektiren bir mesafede. Ama hem İzmir'in güzelliklerini görmüş oluyor, hem arada belki bir Efes'in güzelliklerini görmüş oluyor. Bunun yanında gitmiş olduğu ülkenin normal turizm dışındaki yaşamını da görmüş oluyor. Ama buna rağmen doğrudan doğruya direkt uçuşlar için biz gerek Türk Hava Yolları'yla gerek farklı farklı ülkelerdeki farklı hava yollarıyla da sürekli temas halindeyiz, bağlantı halindeyiz. Bunu aşmak ve bunu çözmek, böylece misafirlerimizin doğrudan doğruya Denizli'yi tercih edecekleri bir süreci yakalamak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte kendimize hedef olarak koyduğumuz sağlık turizmi, termal sağlık turizmi tahmin ediyorum ki doğrudan doğruya uçuşları da tetikleyecek bir hamle olacaktır. Çünkü şu anda ilçemizde Pamukkale Üniversitesi kendisini hem ülkemizde kanıtlamış hem de dünyada kanıtlamış bir üniversitemizdir. 100 yataklı, 1000 muayene kapasiteli bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini, hastanesini bu yıl ya da önümüzdeki yılın başı itibariyle hayata geçirecek. Bu da şu demek oluyor, profesörlerin kontrolünde, uzman sağlıkçıların kontrolünde, bir üniversitenin kontrolünde hem turizmi yaşayacağız çünkü hastanenin kurulduğu yerin Pamukkale'ye yakınlığı, uzaklığı, yani uzaklık diyemiyorum çünkü yakınlığı diyebilirim, yürüme mesafesinde. Karahayıt mahallemize yani o termal sıcak suların bulunduğu mahallemizin içinde kuruldu. Yine bundan binlerce yıl önce kurulmuş olan Leodikya antik kentimize de yine yürüme mesafesinde. Hemen yanı başında acil servisi de kurulmuş. Dolayısıyla bu gibi imkanlarımız bir bir hayata geçtikçe doğrudan doğruya uçuşları artık biz istemesek bile kendiliğinden kazanmış olacağız diye düşünüyorum. Başkanım, konu başlıkları var. Sırayla ben konu başlıklarından devam ediyorum. Şimdi bu yaz ülkemizin turist beldelerine gelecek, turizmin önde gelen beldelerine gelecek turistler için korona testi yapılması planlanıyor. Bununla ilgili bir genelge yayınlandı mı bilmiyorum Türkiye'de ama bu Avrupa'daki ve hatta Avrupa'daki Türkleri de yabancı turistleri de biraz ürkütüyor. Bu uygulama ile ilgili size gelen bir bilgi var mı? Tam olarak bu uygulama nasıl işleyecek? Aslında
Ben bu haberi ilk duyduğumda Sayın Sağlık Bakanımız Sayın Koca yurt dışından gelen turistlere test yapacağız dediğinde şunu düşündüm. Ürkmekten ziyade bir turist olarak düşünüyorum. Örnek veriyorum, İsviçre'ye geleceğim ve İsviçre'nin her gelen kişiye test yaptığını öğreniyorum. Benim için bir tercih vesilesi haline gelecektir. Çünkü o ülkenin tedbirlerini o kadar önemsemiş ki ülkesine koronavirüslü bir kişinin girişine izin vermemek adına en ince ve en hassas tedbiri almış olduğunu hissettiriyor. O yüzden misafirlerimizin ürkmesine ya da tedirgin olmasına hiç lüzum yok. Hızlı test kitleri var. Kan dahi almadan vücuttan alınan çeşitli numunelerle testler yapılıyor ve bu yapılan test kısa süre içerisinde sonucunu veriyor ve ülkeme adımını atan kişi şunu biliyor: bugün benimle birlikte Türkiye'ye 100 bin kişi giriş yaptı ve bu 100 bin kişinin 100 bini de tertemizdi. Virüs yoktu, steril ve hijyenik bir şekilde buraya adımını attı. Evet, burası güvenli bir ülke dedirtecek çok büyük ve güçlü bir hamledir. Başkanım, geçen bir Alman bana soru sordu. Peki şimdi Antalya'ya tabii o ilgileniyormuş. Türkiye'ye gittim, farz ettim ki pozitif çıktı ve karantinaya alındım otelde. Masraflarımı kim ödeyecek diye soru sorduk. Böyle bir durumda kim ödeyecek masrafları? Antalya'ya geldi turist veya Pamukkale'ye geldi. Evet. 14 gün karantinada kalacak. Dolayısıyla otelde kalması gerekiyor. Şimdi tabii maalesef dünyanın birçok yerinde haberlerden aldığımız kadarıyla, bilemiyorum tabii ki gerçeği, yaşayanlar daha iyi bilir. Sigorta şirketleri ve sağlık bakanlıkları koronavirüs tedavisini ücretsiz bir şekilde vermiyor. Bizim ülkemizde ise koronavirüs tedavisi ücretsiz bir şekilde veriliyor. Yani hiçbir vatandaşımızdan şimdiye kadar bir ücret talep edilmedi. Şunu söyleyeyim, ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişiler de vardı. Türk vatandaşı değil. Bunlar da tedavi altına alınan insanlar oldu. Bunlardan da bir ücret alındığını şimdiye kadar duymadım. Bizim ülkemiz, tahmin ediyorum ki, tabii ki bunlar belediye olarak benim alacağım kararlar değil. Ama benim bildiğim kadarıyla ülkemizde koronavirüsle mücadele ulusal çaplı bir eylem olduğu için senden para istiyoruz. Senin efendim tedavi olabilmen için bize ödeme yapman gerekiyor diye ne bir Türk vatandaşına ne de başka bir ülke vatandaşına şimdiye kadar söylenmedi. Onun için benim şu andaki bilgilerime göre müsteri olabilirler. Bu böyle bir şeyle karşılaştıkları anda onların tedavileri bizim ülkemiz tarafından karşılanacaktır. Çok güzel. Başkanım, bir başka konu başlarda da belirttiniz, kara hayıtı değindiniz. Benim konu başlıklarımdan birisi de kara hayıttı. Kara hayıt, yani Pamukkale çok öne çıkıyor da kara hayıt ne yazık ki çok fazla öne çıkmıyor. Biraz gölgesinde kalıyor. Aslında Pamukkale'nin hemen biraz ötesine gidildiği zaman orada dünyada eşi benzeri bulunmayan sıcak kaynar suyumuz var. Ben aslen Denizli'de olduğum için çok iyi biliyorum oraları. Evet, kara hayıtı farklı dillerde biraz daha dünyaya tanıtmak gibi bir planınız var mı? Az sonra da bu yönde sorular var, turizmcilerin soruları. Onu da ayrıyetten geleceğim, değineceğim inşallah. Evet, öncelikle kara hayıt deyince insanların aklına sakın siyah renkli, kara renkli yerler gelmesin. Kara hayıt deyince insanların aklına berrak, pırıl pırıl, yeşil bir coğrafya, tertemiz hava, mükemmel şifalı sular ve topraktan yer altından çıkıp toprakla buluştuktan sonra da kızıl bir renk gelsin. Yani kırmızılık gelsin. Peki bu kırmızı su, aslında su kırmızı değil, su berrak yer altından öyle geliyor ama sonra içindeki bir takım özellikleri oksijenle temas ettikten sonra kendisini bıraktığında kırmızı bir renk haline geliyor. Bu bizim için bir mucize, mucizevi bir sudur diye söylüyoruz. Kara hayıtımız, evet, Pamukkale şimdiye kadar elbette ki dünyada nam yapmış ama kara hayıtımızın da tanıtımı için az önce o söylediğim, yani
termal sağlık turizmi hamlemizi biz gerçekleştirirken dünyanın farklı farklı ülkelerinde ki ben belediye başkanı olduktan hemen sonrasında şu ana kadar 5 ülkede çeşitli programlar gerçekleştirdim. Sonra koronavirüs çıkınca mecburen bu seyahatlerimi sonlandırmak zorunda kaldım ki bir seyahat programımız içerisinde de sizinle birlikte çok çeşitli yerlerde temaslarımız olmuştu. Termal iyi gelir diye bir kampanya başlattık. Bu kampanyamız farklı dillerde termaliyigelir.com internet sitesi adresimiz üzerinden dünyanın tanıtımına sunulmuş durumda. Ama bu tanıtımların gerek Avrupa'nın gerek de dünyanın farklı farklı yerlerindeki gazetelerinde, televizyonlarında, belki billboardlarında muhakkak yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de Kültür ve Turizm Bakanımızla da görüştüm. Kültür ve Turizm Bakanımız da yeni çekimler yapılmasını istedi. Tanıtım daire başkanını hemen çağırdı. Ben oradayken çağırdı. Yeni çekimler ve yeni tanıtım videolarının hazırlanmasını istedi. Önümüzdeki aylar içerisinde farklı bir vizyon ve farklı bir bakış açısıyla biz Karahayıt'ımızın da dünyaya pazarlanması konusunda hamlelerimizi gerçekleştireceğiz. Çok güzel, teşekkür ederim. Şimdi iki konu var. Birisi ticaret yatırımcıları ile ilgili. Bir başka konu daha var. Önce Pamukkale'ye dış yatırımcıların ilgisi nasıl? Kısaca da bu sorunun yanıtını alalım. Daha sonra diğer soruya geçeyim başkanım. Evet, Pamukkale denince insanların birçoğunun aklına ister istemez bir turizm beldesi geliyor. Ancak Pamukkale bir ucundan bir ucuna bakın yaklaşık 70 kilometrelik ortalama 70 kilometrelik bir coğrafyada yayılmış. 61 tane mahallesin içinde barındırıyor. Yerli nüfus olarak ifade edebileceğimiz yani Pamukkale'de yaşayan insanların sayısı da 346 bin. Bunun içerisinde üniversite öğrencileri var. Denizli'mizin üniversitesi Pamukkale ilçe sınırlarımız içerisinde yerleşkesini oraya kurmuştur. Yaklaşık 40 bin öğrenciyi içinde barındırıyor. Bunun yanında güçlü bir sanayisi var. Denizli'miz ihracatta yurt dışına yapmış olduğumuz satışta Türkiye'de 8. sırada. O derecede başarılı ve burada çalışan işçilerimiz, patronlarımız, efendim birçok fabrikamız yine bizim bu bölgemiz içerisinde. Dolayısıyla Pamukkale denince akla evet termal sağlık turizmi gelmeli, termal sağlık. Evet Pamukkale travertenleri gelmeli ama özellikle muhakkak bizim sanayimiz gelmeli. Evet. Bunun için farklı yerlerden sanayi için yatırıma gelenler var mıdır? Vardır. Ama sizin özellikle sorunuzun turizm odaklı olduğunu bildiğim ve düşündüğüm için şunu ifade edebilirim. 2 gün öncesinde daha yine o bölgelerimizde dolaşıyorduk. Yanımızda Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir genel müdürümüz vardı. Turizm Bakanlığımızdan da bir diğer genel müdürümüz vardı. Ne yaptık peki biz bu genel müdürlerimizle? Düşünün ta Japonya'dan Denizli Pamukkale Karahayıt'a yatırım yapmak isteyen yatırımcının talebi söz konusuydu. Bakın, Sayın Bakanımız buraya genel müdürlerini gönderiyor bir yatırımcının önünün açılması için, daha hızlı bir şekilde yatırım yapabilmesi için. Evet, bu her bir yatırımcımız için geçerlidir. Biz şu anda bu yatırımcılarımızın taleplerini topluyoruz, alıyoruz. Gerek belediye olarak, yerel idare olarak, gerekse merkezi idare olarak, bakanlıklarımız olarak bu yatırımcılarımızın arkasındayız. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde eli kulağında o Japonya'dan gelecek olan yatırımcımızın inşallah planlarını ve projelerini hayata geçirmiş olacağız. Bunun gibi daha farklı farklı işte bir ara Katar Büyükelçisi'ni misafir etmiştim. O da farklı yatırımcıları buraya getirmek istediğini söylemişti. İtalyanların ilgisi gerçekten çok iyi. Çünkü Pamukkale içerisindeki Ladiki Antik Kenti'mizin kazısı 50 yıldır İtalyan heyet tarafından yapılıyor. 50 yıldır oradaki o tarihi eserleri ayağa kaldırmak için İtalyanlar çalışıyor. İzmir Başkonsolosunu geçen günlerde yine misafir etmiştik. O da tabii bu süreç ortaya çıkınca ne derecede başarılı oldu bilmiyorum. İtalya'dan buraya yatırımcıların getirilmesi için gayret edeceğini ifade etmişti. Başkanım,
Sizi de çok soruluyorum bilmiyorum. Girişler çok pahalı diye sorular geliyor. Bu gibi sorulara nasıl yanıt veriyorsunuz sokaklarda, caddelerde dolaşırken? Evet, euro ne kadar oldu bilmiyorum. Sizin oradan bu soru geliyorsa o zaman o soru haksız oldu. Evet, buradan geliyor. Şu an yorumlara da bakıyorum. Tahmin Daha önce yayın öncesinde de geldi. Özellikle Avrupalılar için pahalıymış. şimdi 10 euro gibi bir paraya tekabül edecek Avrupalılar için. Yani Avrupa'dan geliyorsun ve muhteşem bir traverten bölgesinin içerisine giriyorsun. Dünyada eşi benzeri yok. Ve aynı zamanda bunun yanında bundan binlerce yıl önce kurulmuş olan bir medeniyetin eserlerini ziyaret ediyorsun. Orada büyük bir şehir var, antik kent var. Onu ziyaret ediyorsun ve 10 euro veriyorsun. Avrupa'da 10 euroyla neler yapılabildiğini bir kere bir düşünmemiz lazım. Ve bu ülkenin değerinin kıymetinin Avrupalıya tam net olarak da hani çok da nasıl söylemek gerekir bilmiyorum ama fiyatları da çok aşağıya çekmiş olunca bu işte bakış açısının farklılaşabileceğini de görmek lazım. Biz kaliteyi sunuyoruz. Biz mükemmel bir yeri sunuyoruz. 10 euro Avrupa'dan gelenler için söylüyorum. 10 euro bunun yanında hiçbir şeydir. Şöyle de örneklendirebiliriz. İşte Hollanda'da geçtiğimiz şeylerde program yaptık, oraya gittik. Hollanda'da kanallar var. Kanallarda orada vapur turu yapılır. Vapur turuna geçtiğimizde kaç para ödüyoruz acaba o vapur turu için? Ya da yine bir televizyon anteni kulesi sizin orada da vardır belki bilmiyorum. Onun sırf asansörüne binmek için 5 eurodan aşağı mı veriyor acaba? Sırf asansörüyle bilmem kaçıncı kata çıkmak için 5 eurodan az mı para veriyor acaba? Peki ülkeme döndüğümde ülkem için pahalı mıdır? Evet bence ülkem için pahalıdır. Ülkemde yaşayan insanların satın alma gücüyle Avrupa'da yaşayan insanların satın alma gücü kazançlarıyla kıyas ettiğimizde biraz farklı. Bunun çözümünü nasıl bulduk? Bunun çözümünü şöyle bulduk. Bir müze kart alıyoruz Türkiye vatandaşı olarak 60 TL. Bundan daha bir ay öncesinde 70 liraydı. 70 TL'ydi. Şu anda 60 TL'ye düşürüldü. 60 TL ile 60 Türk lirası ile bir yıl boyunca istediğin kadar ve istediğin öğren yerine o kartla girebiliyoruz. Yani istersek Pamukkale'ye girişi 5 liraya getirebilirsiniz. Yani, ya da 6 liraya getirebilirsiniz. Yıl içerisinde 10 defa giriş çıkış yaparsınız, 6 liraya getirirsiniz. O yüzden fiyat eleştirilerini Avrupa'dan baktığımızda çok yerinde bulmuyorum. Türkiye'den baktığımızda ise eğer o kartı almayan bir vatandaş ise, o kartı almak istemiyorsa o zaman yerinde buluyorum. Çünkü bana pahalı geliyor. Ancak Avrupalı Türk vatandaşları Türkiye'ye geldiği zaman bu müze kartından faydalanabiliyor bildiğim kadarıyla. Bir defalık müze kartı çıkarıyor. O müze kartı aldığı takdirde, bakın ben belediye başkanıyım. Benim ve ailemin müze kartı var. Ben gittim müze kartı aldım kendime. Türkiye'nin farklı farklı yerlerindeki o zenginliklerde hem sıra beklemek zorunda kalmıyorum. Cebimde kartım var. O kartımla hemen turnikelere gidiyorum. Tık 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 hemen buyurun gelin diyor. Okutuyorum ve geçiyorum. Böyle kolaylıklar verilmişken bunları kullanmak lazım. Bir de parantez içerisinde şunu da söylemem lazım. Fiyat politikası belediye tarafından belirlenmiyor. Orası özel şirket tarafından işletiliyor. Turizm Bakanlığı tarafından kontrolü yapılıyor ve DÖSİM dediğimiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü ihale edilmiş bir özel firma tarafından kontrol ediliyor. Yani ücretler belediyemize yatırılmıyor. Onu da söyleyeyim. Böyle bir şey olmuş olsa durumumuz çok daha farklı olabilirdi. Evet. Başkanım, yorumlara değinelim bir de. Hakkı Öter, İsviçre'de bir turizmci size başarılar diliyor. Çok sağ olun. TİSAP başkanıyla buraya geldiğinizde tanışmıştınız sanıyorum. Evet. İade'yi ziyarette bulunmak istediklerini ve size de başarılar diliyor. Tanıtımını yaptığınız biz de sizleri ziyaret edeceğiz ve Pamukkale marka değerini yükselteceğiz. TİSAP Başkanı Mehmet Göktaş. Mehmet Bey hani benim içimde kaldı. Şunu söyleyeyim. Hatta o ziyaret beni çok heyecanlandırmıştı buraya gelecek olmaları. Televizyonlarda da burada bundan bahsetmiştim. O misafirlerimizin geleceğinden bahsetmiştim. Biz şehir olarak o misafirlerimizi bekliyoruz. Turizmciler olarak bekliyoruz. En güzel şekilde inşallah ağırlayacağız.
İnşallah beni de alırlar da yanlarına, ben Ne de bekliyor? eşlik ederim. Bir Denizlili vatandaşımızdan bir soru gelmiş. Denizlili Hatta olarak şöyle yapalım. Hatta bakın şöyle yapalım. Şu anda sizi takip eden, madem böyle bir şey konuştuk, şu anda sizi takip eden takipçilerimiz içerisinden bir şanslı belirleyin, bir şanslı takipçimizi belirleyin. O takipçimizin de otel masraflarını burada misafir olarak o heyetin yanında bu çok güzel. karşılamış olalım, olur mu? Tamam, bu çok, O bu söz çok. heyetimizde o misafirimiz de gelsin inşallah. İnşallah çok değişik bir şey olur vatandaşlarımız için de. Evet, bir Denizli vatandaşımız sormuş. Temmuz ayında köy Gügün yazmış ama köylünün durumları nasıl olacak demiş herhalde. Tam köy düğünleri mi acaba, köylünün mü, anlayamadım. Şimdi düğünü de sormuş olabilir. Çünkü Temmuz ayında bayağı yoğun bir şekilde düğün sezonumuz açılmış oluyor bizim. O tarihlere kadar Türkiye'de konserlerin dahi yapılacağını biliyorum. Bize gönderilen taslak projede, programda konserler 1 Temmuz itibariyle artık serbest bırakılacak. Dolayısıyla düğünleri de biz konser gibi değerlendirecek olursak en kötü ihtimalle o tarihlerde başlamış olur. Ama daha öncesinde de çeşitli tedbirler alınmak suretiyle düğünlere izin verilebilir. Güzel. Başkanım, şimdi Hüseyin Samsunlu Bey'in bir sorusu var. O da galiba sizinle bir telefonlaşmış. Eski TİSAP Başkanı. Şu anda Fahri Başkan. Tanışıyorsunuz galiba kendisiyle. Bölgenizi 2 yıldır programımıza aldık. Gruplar getiriyoruz. Yabancı turistler getiriyoruz. Ancak bölgenizin tarihi ve doğal güzelliklerini geniş bir çerçeveden dünyayı tanıtmak gerekiyor. Pamukkale markasının yanında Karayiğit ve Kırmızı Su markasını öne çıkararak sağlık turizmi konusunda bölgenizi öne çıkarmayı düşünüyor musunuz? Bir sorusu daha var, dilerseniz onları da, hepsini de fazla olmayacaksa. Ayrıca bölgenizi turist getirmeye çalışan acente ve tur operatörlerine ne gibi kolaylıklar sağlayabilirsiniz? Bu güzel bir soru. Evet, az önce birinci sorusunu cevaplamıştık uzun uzun. Evet, aynen o konuyu değinmiştik. Onun için takipçilerimizin sıkılmaması adına. Evet, aynen. Kendisi arzu ederse beni direkt telefonla da arayarak bu konulardaki fikirlerimi alabilir. Diğer tur operatörleriyle alakalı da biz özellikle zaten yaptığımız temaslarımızı operatörler üzerinden yapmaya çalıştık. Çünkü bu işin profesyoneli vardır. Bireysel paket satmak ayrı bir yetenektir, başarıdır ama bir işin sürekliliğini sağlayan aslına bakarsanız tur operatörlerimizdir bizim. Onun için onlara iyi bakmak zorundayız. Yani çok böyle avami ifadeyle onların gönlünü de hoş etmek zorundayız. Ben yerel idareci olarak sonuna kadar bu arkadaşlarımızın arkasındayım. Sonuna kadar ne yapılması gerekiyorsa açığız. Telefonlarımızı gerek belediyemizin 444-92-20 numaralı telefon numarasından arayarak bana direkt ulaşabilirler. Gerekse avniorki@hotmail.com adresinden doğrudan doğruya bana mail olarak da ulaştırabilirler. Ben oradan da bu tur operatörü olan arkadaşlarımızın bizden olacak, bizim yapabileceğimiz bütün taleplerine hızlı şekilde cevap verebilirim. Bunun yanında Turizm Bakanlığı üzerinden çözülmesi gereken bir husus söz konusuysa oraya da hızlı bir şekilde ulaşıp onların taleplerini ulaştırabilirim. Şansımız var. Direkt sektörün içinde yetişmiş, yoğrulmuş bir Turizm Bakanlığı'na sahibiz bu dönemde. Çok güzel. Yılbaşında da galiba bir programları varmış Pamukkale'ye. Pamukkale'yi ziyaret edeceklermiş. Hüseyin Bey'in de selamları var. Bu vesileyle de Andes olaraktan bir Pamukkale ziyaretleri olacakmış. Bir yine Pamukkale'den, Denizli'den bir vatandaşın bir sorusu var. Onu da atlamayalım. Müsaadenizle. Başkanı sorum, Pamukkale Belediyesi olarak çölyak hastaları için bir yardım düşünüyor mu? Kafe planı vardı ama rafa kalktı sanırım. Hayır, rafa kalkmadı. Bir kafe projemiz var. Şu anda inşaatı bitmek üzere. Seyir Tepesi içerisinde bir alanımızı, tabii ki çölyak hastası olan arkadaşlarımızın bir derneği de var burada. O dernekle birlikte eğer kabul edecek olurlarsa, biz burada bu işi yapabiliriz diyecek olurlarsa, orada kafelerden birisini çölyak hastalarına hizmet edecek şekilde
dizayn edeceğiz. Sadece onların hizmetine sunmuş olacağız. Evet, çok teşekkürler. Mustafa Çavuşoğlu Bey, Türkiye ve İsviçre arasında sağlık turizmi potansiyelini zirveye taşımak için karşılıklı projeler geliştirmeliyiz demiş. Osman Avşar Bey, Tavas'ta yeni kurulacak olan santral hakkında düşünceleri nelerdir başkanım diyor. Bu konu bizim biraz dışımızda bir konu ama siz vakıfsınızdır muhakkak. Yani Tavas benim de memleketim bir taraftan. Pamukkale ilçemizde de Can Kurtaran diye bir mahallemiz var. Hemen oradan sonra gelen bir coğrafyada. Aramızda sanki çok uzun bir mesafe var gibi görünüyor olabilir ama yakın bir mesafe. Termik santral, efendim nükleer enerji santralleri, bunlar yeşil santraller değil. Yeşil olmadıkları için, yani yeşil nedir? Yenilenebilir, doğrudan doğruya, doğadan doğaya zarar vermeden enerji üreten bir santral yapısı değil kesinlikle termik santral. Kömür vasıtasıyla, kömürle yakıt yakılıyor, ısıtılıyor, o ısı elektrik enerjisine dönüyor. Farklı bir enerjiyi elektrik enerjisine çevirmiş oluyoruz. Bu konu yüksek lisans yaptığım yerde bana sınav sorusu olarak da gelmişti. Tavas'la ilgili gelmemişti ama genel olarak gelmişti. Orada da vermiş olduğum cevap, evet bizim enerjiye ihtiyacımız var. Denizli'nin de var, Türkiye'nin de var. Ama yenilenebilir yeşil enerji taraftarıyım. Bizi risk altına atacak, efendim belki oradaki o güzel coğrafyayı risk altına atacak hiçbir adımın da destekçisi değilim. Başkanım, Zeytinköy'de kültür merkezi açılışı ne zaman olacak belli mi demiş Tuğba Hanım. Evet, maşallah sizi sadece Avrupa'dan değil, Denizli'den de takip ediyor. Bütün Denizli şu anda sizi izliyor evet, galiba. Hepsi var, çok mutluyum buna. Çünkü daha çok Avrupa'ya dair konuşacağımızı evet, çok düşünmüştüm. Evet, iki tane kültür merkezi inşaatı söz konusu ama bunlarda şu anda bir hareket yok, yürüyüş yok. Çünkü burada bir hukuki süreç başladı, bir yargı süreci başladı. Bu yargı süreci nedeniyle şu anda orada bir faaliyet icra edilemiyor. Tahmin ediyorum ki kısa süre içerisinde biz bunu aşacağız. Bir taraftan da hem yani siyasi polemik olsun da istemiyorum, farklı bir takım şeyler söylemek de istemiyorum ama şu anda o yargı sürecini biz aşmak üzereyiz. Biz göreve gelmeden önce başlamıştı o yargı süreci ve o faaliyetler biz göreve gelmeden önce durmuştu. Biz de istemeyiz başlamış olan bir yatırımın devam etmemesini. Biz de isteriz ki çok hızlı bir şekilde bitsin ve vatandaşımızın hizmetine sunulsun. Ama bazen işte böyle olur, bazen önünüz bir yanlış adım neticesinde, bizden önce atılmış olan bir yanlış adım neticesinde kilitlenebilir, önünüze engeller çıkartılmış olabilir. Ama ben bunları aşacağıma inanıyorum. En nihayetinde bir hukukçuyum, bir avukatım. Dolayısıyla gerekli tedbirlerimi de almış bir durumdayım. Tahmin ediyorum ki bir ay sonrası gibi burada o süreci bitirmiş oluruz, hukuki süreci bitirmiş oluruz ama şansımıza da biliyorsunuz, yani şanssız demeyelim de talihsizliğimiz de Türkiye'de yargıyla ilgili bir takım meseleler de 15 Temmuz'a ertelendi koronavirüsten ötürü. Mahkemeler durdu, acil durumlar olmadığı müddetçe. Ama buna rağmen bir ay sonrasında artık o süreci tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Sonrasında da 3 ay gibi bir süre içerisinde de oradaki o inşaatlarımızı bitirmiş olacağız. Vatandaşımızın hizmetine bu yılın sonuna kadar almış olacağız. Başkanım, çok teşekkür ederim. Zaten fazla yerel soruların hepsine de değinmek istemedim. Avrupa'daki sizi izleyen vatandaşlar daha çok turizme dair, turizmle ilgili konuların cevabını duymak istiyordur düşüncesiyle. Hüseyin Bey'in az önce bir sorusu vardı. Bu kırmızı suyun faydaları ile ilgili Almanca ve İngilizce yayınlar var mı? Bunun cevabını az önce belirtmiştiniz ama sanıyorum Almanca ve İngilizce yayınlar henüz yok galiba, değil mi? Termal İyi Gelir sitesi üzerinden, oradan ya da valiliğimizin Turizm İl Müdürlüğü sitesi üzerinden buralardan ulaşılabilir ki Termal İyi Gelir'i biz de destekliyoruz. Ancak
Az önce ifade ettim. Turizm Bakanımızla bundan birkaç ay önce yapmış olduğumuz görüşme neticesinde bu hususta çok daha profesyonel bir tanıtım mekanizması önümüzdeki belki bir ay içerisinde başlayacak diye biliyorum. Özel çekimleri yapıldı. Özel efendim bilimsel araştırmaları yapıldı. Tahmin ediyorum ki bir ay içerisinde çok daha farklı bir tanıtım ağı farklı dillerde başlamış olacak. Çünkü ben bizzat şahit oldum bakanımızın da talimat verdiğine. Çok teşekkür ederim. Başkanım, bütün soruları açık yüreklilikle cevapladınız. Canı gönülden hiçbir soruyu atlamadınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Avrupa'daki, buradaki vatandaşlarımız adına, bizi takip eden okurlarımız, takipçilerimiz adına sizi de fazla tutmayalım. 30 dakika dedik, 45 dakika oldu. Sohbet çok güzel geçti. Ben de teşekkür ediyorum. Beni böyle bir fırsatta tanımış oldunuz. Bugün bizim için tabii şu anda Denizli'de, Türkiye'de saat 23.45. Orada tahmin ediyorum ki 9.45 falan mı oldu? Nasıl oldu? Burada şu anda 10.45 oldu başkanım. 10.45. O zaman saat 10'da başlamışız sizin orada. Evet. Orada artık saat belirli bir noktaya gelmiş. Ben İnsanları rahatsız ettiysem bilmiyorum. Çok özür diliyorum. Sürçülisan. Estağfurullah. Çok güzeldi. Kusura bakmasınlar. Bütün hem orada yaşayan vatandaşlarımıza hem orada yaşayan Avrupalı insanlarımıza Denizli'ye, Pamukkale'ye ziyaret etmeleri durumunda onlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımı ifade ediyorum. İnşallah sağlıklı günlerde, sağlıklı bir şekilde bütün vatandaşlarımızla ve ziyaretçilerimize ev sahipliği yapacağımız günleri iple çekiyorum. Bir taraftan da hem Kadir Gecesi geldi, 19 Mayıs geldi. Efendim Denizli 15 Mayıs, Denizli'nin milli mücadelesinin kutlandığı bir, tekrar hatırlandığı bir gündür. Bugün 15 Mayıs, onun programlarını yaptık. Bundan 101 yıl öncesinde Yunan İzmir'i işgal etmeye çalıştığında Türkiye'de ilk ses Denizli'den Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde millet arkasına alınarak buna karşı konulmuştu. Hemen 19 Mayıs'a baktığımızda yine bundan 101 yıl öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmış ve o milli mücadele ruhunu ateşliyordu. Sönmeyecek o ateşi daha da harlıyordu ve Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Kısa süre sonra da Kadir Gecesi'ni göreceğiz. Hemen sonrasında da inşallah bayramı göreceğiz. Sonrasında da artık bu misafirlerimizi, o plana baktığımızda misafirlerimizi görmeye başlayacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bizleri takip ettikleri için, bizleri dinledikleri, sorularıyla da programımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Buradan bütün takipçilerimize ve Denizli'ye, memleketimizi de, bizi takip eden herkese de iyi akşamlar diliyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Evet, değerli konuk, değerli takipçilerimiz, değerli konuğumuz Sayın Başkanımız'a çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Ve bir başka yayında tekrardan yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar dilerim. Saygılar, sağ olun.